Evet değerli izleyenler, az önce de aktardığımız gibi bugün bir protesto vardı, bir konferans protesto edildi. AYKEM adlı Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı. O protestoyu gerçekleştirenlerden ikisi stüdyomuzda, hemen tanıtayım konuklarımızı. Neşe Akbaş ve Burak Özgüner, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet, Neşe seninle başlayalım. Neden protesto ettiniz bu konferansı? Öncelikle bununla başlayalım ve detaylarına doğru ilerleyelim. Tamam. Birazcık AYKEM'den bahsedelim aslında öncelikle. AYKEM bir dizi aslında 5-6 kadar hayvan refahı organizasyonunun bir araya gelerek oluşturduğu bir koalisyon. Hayvan refahının altını çizerek söylüyorum çünkü aslında insan merkeziyetçi bir koalisyon. Bizim haberimiz olduğunda aslında çoktan bu konferans planlanmış ve bununla ilgili dokümanlar internette dolaşmaya başlamıştı. Yani kendi yayınladıkları dokümanlar aslında. Aslında şöyle bir durum var. Yani dışarıdan bakıldığında çok farklı bir görüntü çizerken bu tekst birazcık okunmaya başladığında şunun gibi iddialar ve aslında öneriler görüyorsunuz bu metnin içinde. Mesela Türkiye'deki yasal düzenlemenin sağlıklı sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermediğini ve bunların öldürülmesine yönelik çalışmalar, öldürülmesine yani resmi olarak meşrulaştırılmasına, sağlıklı hayvanların öldürülmesine resmi olarak meşrulaştırılmasına yönelik hukuki çalışmaların yapılmasını öneriyor. Bunlardan bir tanesi, önemli noktalardan bir tanesi ve bunu ötenazi olarak adlandırıyorlar ki ötenazi kişinin kendi rızası ve isteğiyle yapılan bir şeydir ve de sağlıklı bireyler için uygulanan bir şey değildir. Dolayısıyla tamamen yapılacak olan şey aslında cinayet ve bunun yumuşatılarak aslında ortaya konulmasının bir yolu bu. Yani burada bir bilgi paylaşımı gerçekleştiriliyor bu konferansta, öyle mi? Yani Avrupa'nın çok yıllar önce gerçekleştirdiği bir şey sanıyorum, sokaklarını hayvansızlaştırmak. Evet. Bu bilginin, bu işin böyle yürümediği ülkelere de yayılması gibi bir fikir mi var altında konferans? Şimdi bunun altında tabii ki başka ekonomik ekonomik meseleler de var. Örneğin iki ana sponsoru var bu konferansın. Bunlardan bir tanesi hayvan yakalama ve işte kafes üretimi vesaire gibi şeyleri üreten dünya çapında bir şirket. Bir diğeri de hayvan kısırlaştırma üzerine fon oluşturan başka bir organizasyon. Dolayısıyla buraya katılan organizasyonlar da zaten buna benzer uygulamaları bir sürü ülkede yaptığını da göz önünde bulunursak yani durumun kesinlikle ekonomik bir yönü de var. Ama ben birazcık şeylerden de bahsetmek istiyorum. Aslında metinlerde geçen meselelerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü önerdikleri durum aslında soykırımın ta kendisi. Sokak hayvanlarının her tür besin noktasına veya besin olanaklarına ulaşımının önünü kesmek gibi bir takım önerileri var. Bunlar için hayvanları besleyen insanların caydırılması gerekirse ceza yaptırımlarıyla veya başka yollarla caydırılması, işte çöp konteynerlerinin yer altına alınması ya da kilitlenmesi veya geri dönüşüm işçilerine engel olunması. Çünkü bir şekilde hayvanların besine ulaşmasına yardımcı olduklarını inandıkları gerekçesiyle. Bunun gibi meseleler var. Yani bir taraftan da tabii ki bunun şu anda burada İstanbul'da olması bir tesadüf değil. Bu ikinci kez düzenleniyor. Koalisyon aslında yeni bir koalisyon. İlki geçen sene İngiltere'de yapılırken ikincisi için seçilen lokasyon İstanbul. Ve biz 2012'den beri bir 5199 yasa tasarısıyla aslında mücadele ediyoruz. Ve bu yasa tasarısının içerisinde sokak hayvanlarına yönelik bir sürü mesele var. Bunların bir kısmı aslında işte Kısırkaya ve Pendik'te yani inşaat tamamlanan ve tamamlanmaya devam eden dev hayvan toplama kamplarıyla da aslında hayata geçirilmeye başlandı ve bunun aynı sürecin içerisinde denk gelmesi, yani aynı süreç içerisinde olması da bir tesadüf değil.
Artı sanırım içeriye girmemiz mümkün olmadı. Yani konferansa katılım anlamında aslında tüm herhangi bir STK'ya bir davette bulunmadıkları gibi konferans ücreti 1100 TL gibi bir ücret olduğu için herhangi bir bireysel katılımın da önü kesilmiş durumda. Basına tamamen kapalı bir konferans. Çok merak ediyorum, kim katıldı peki bu konferansa? Bakanlık yetkilileri var. Davet edilen galiba bir akademisyen var, profesör var. Onun dışında Türkiye'den konuyla ilgilenen ve yıllardır hani bunun mücadelesini veren hiç kimseye davet verilmediği gibi haberimiz de son anda oldu. Tamam, aslında, yani aslında bu biraz normal. Yani hayvan haklarıyla uğraşan, hayvan özgürlüğüyle uğraşan, hani en azından hayvansever dediğimiz insanların bile bir şekilde herhalde içinde olduğunda bir tepki göstereceği bir ortamdan bahsediyoruz. Davet edilmemiştir ama peki neden yapılıyor o zaman bu? Neden yapılıyor? Şu sebeple yapılıyor. Yani bu hayvansız şehirler Amerika'da, özellikle Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da zaten çoktan yani oluşmuş durumlar. Ve aslında hala orada bile, yani bu durumda bile yüz binlerce hayvanın katledilmesi gibi bir durum halen söz konusu orada. Ve yani bu Türkiye'ye uygulandığında tabii ki bunun hani bağlantılı olduğu başka meseleler de var. Yani bu hayvanların ham madde olarak kullanılmak üzere satılması, sadece öldürülmesi, ötenazi gibi hani böyle biraz yumuşatılarak halka manipülasyonu yoluyla. Bir de üstüne üstlük tabii ki bunun bu bir konferans dediğiniz gibi. Dolayısıyla bu bilimsel bir varsayımla ve iddiayla ortaya konan bir takım şeyler var, iddialar var aslında. Bilimsellik varsayımıyla evet, diyelim. Aslında bir bilgi ortaya çıkaracaklar. Dolayısıyla hani bu kanun, yasa tasarısı ve işte bu dev toplama kampları vesaire hani bunlar meselenin neresinde duruyor diye baktığımızda aslında böyle bir konferansta bu yapılacak olan katliamı, yani gerek belediyeler olsun gerek bu toplama kamplarında olsun yapılacak olan bütün toplamanın ve katliamın aslında bilimsel bir zemine oturtularak meşrulaştırılması için bir adım. Evet. Yani çünkü iddialar şeklinde, bu hayvanların aslında sokak hayvanlarının çok ciddi bir kamusal tehdit olduğu gibi, salgın hastalıklarla ilgili bir sürü varsayım öne atıyorlar ve bunların hepsini bilimsel bir dille, bilimsel bir söylemle destekleyerek zaten ortaya konuyor ve de bilimsel bir konferans içerisinde bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla çok ciddi bir manipülasyon potansiyeli var bence toplumsal anlamda. Evet. Bu noktadan buraya da dönmek isterim çünkü yaptığınız açıklamada AİKEM'i tarif de ediyorsunuz ve birkaç maddeye değindi Neşe. Onun dışında bir de hayvan düşmanlığını halka yaymaya çalışmaktadır, evet, diyorsunuz. Bu nasıl yapılacak? Yani çünkü kolay da bir iş olmaz. Bir toplumun bir arada yaşadığı canlılar bunlar yüzyıllardır. Yani bu hadiye olacak bir şey değil şüphesiz. Bunlar ilk adımları mı? Ya Utku, şimdi şeye baktığımızda, bu hayvan düşmanlığı konusuna baktığımızda daha çok hem devlet tarafından hem de bu uluslararası koalisyonun fikirlerini incelediğimizde başta zoonoz hastalıklar geliyor. Bu zoonoz hastalıkları ben açmak istiyorum. Hayvandan insana bulaşabilen hastalıklar olarak tanımlanan zoonotik hastalıklar diye bir dizi hastalık var. Ancak şunu söylemek gerekiyor. İnsandan insana bulaşan çok sayıda hastalık var ve zoonoz hastalıklardan bunların sayısı çok daha fazla. Bunu ben bir sağlıkçı olarak söylüyorum. Ben bir hayvan sağlıkçıyım aynı zamanda. Ve zoonoz hastalıklara baktığımız zaman buna kuduz da dahil, işte laşmanya da dahil ya da işte toksoplazma da dahil ve birçok hastalık sayabiliriz. Ama dediğim gibi insandan insana bulaşan hastalık sayısı çok çok daha fazla ve herhangi bir salgın hastalık çıktığında, atıyorum şu anda Kayseri'de sanırım domuz gribi yaşanıyor, insanları karantina altına alıyor devlet. Şimdi özne hayvan olduğu zaman hayvanın çok kolay gözden çıkarılması çok eşitlikçi bir zihniyet değil. Aksine çok faşist bir zihniyet ve bunun biz geçmişte çok örneğini gördük. Özellikle kuduz şüphelisi oldukları gerekçesiyle hasta barınağında İBB'nin 70'e yakın yavru köpek öldürüldü. 2007 yılında, bu 2009 yılındaydı hastalık katliam.
2007 yılında da Bandırma Barınağı'nda 280 tane hayvan öldürüldü. Ve sürekli özellikle ana akım medya tarafından yapılan haberlere baktığımızda hayvanların bir hastalık odağı, hayvanların sakınılması gereken, uzak durulması gereken ya da ilişkinin minimum düzeye indirilmesi gereken canlılar olarak haberler yapıldığını görüyoruz ve bu haberler karşısında zaten biliyorsun ana akım medya ne diyorsa halkın %80'i %90'ı sorgusuz sualsiz bunlara inanıyor ve bu tablo karşısında ciddi bir hayvan düşmanlığı ortaya çıkıyor. Yani en ufak bir köpek ısırması olayında bunun televizyonlarda, gazetelerde köpek dehşeti, işte başıboş köpek felaketi, faciası olarak tanımlanması halkta bir ön yargı oluşturuyor ve devlet bunu çok iyi bir şekilde kullanıyor. Çünkü 2008 yılında çıkan Kuduz'la Mücadele Yönetmeliğine rağmen biz yine en son Şırnak'ta gördük ki Cizre'de bir itlaf kararı alındı ve hayvanların toplu şekilde öldürülmesine yönelik bir karar çıktı. Gerekçe ne? Kuduz. Kuduz şüphelisi oldukları gerekçesi. Ve biz bunu öğrenir öğrenmez bütün barolar ve irtibat içinde olduğumuz barolar ve STK'lar olarak ciddi baskı uyguladık ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Ve gerçekten yasal mevzuat ne diyorsa onu yapmaya döndüler. Ve itlaf kararından vazgeçtiklerini resmi olarak açıkladılar. Bu önemli bir şeydi. Ama dediğim gibi yani hayvanların bir hastalık odağı olarak gösterilmesi ve gözden çıkarılması, toplu şekilde öldürülmesi sürekli bizim deneyimlediğimiz pratikler ve devlet tarafından bunlar çok ciddi şekillerde toplu kıyımlar yaşanmakta ve bu koalisyonun da önerdiği şeylerden bir tanesi ötenezi. Neşe de biraz önce bahsetti. Hı hı. Bu uyutma olarak ya da kibarca bir öldürmenin kibarca tanımı diyelim. Ve Türkiye'de 2010 yılında ötenezi aslında yasallaşmış durumda. Yani 5996 sayılı Gıda Yem ve Veteriner Hizmetleri Kanunu hayvanlara ötenezi yapılamayacağını söylese de aşağıda ABC fıkraları şeklinde tanımladığı durumlarda bu ilk fıkra şu: bir hayvanın sağlığı ve davranışları diğer insanların sağlığına, hayvanların sağlığına tehdit ya da çevre sağlığına tehdit oluşturacak nitelikteyse bu hayvanın öldürülebileceği hükme bağlanmış durumda ve 2010 yılından beri devlet bu kanun maddesini kullanarak birçok hayvanı öldürüyor. Kaç hayvanın öldürüldüğünü biz bilmiyoruz çünkü bunların sayılarının da tutulduğunu açıkçası ben istatistik olarak zannetmiyorum. Öldürülüyor hayvanlar, bir takım raporlar tanzim ediliyor olabilir ama bu raporlar hani tozlu arşiv raflarında yer alıyor ve bunlar açıklanmıyor doğru düzgün. Yine koalisyona dönecek olduğumuz zaman koalisyon kısırlaştırmayı bir öneri olarak sunuyor ama Türkiye'de böyle bir altyapı çalışması yok. En son birkaç sene önce Ağrı'da tuğlalar üzerinde hiçbir şekilde antisepsi ve asepsi koşullarına dikkat edilmeden, ki biliyorsun kısırlaştırma çok ciddi bir operasyon çünkü hayvanın karnı açılıyor. Çok ciddi bir cerrahi müdahalede bulunuyor. Hayvanın bir uzvu rahmi dışarıya çıkarılıyor ya da erkeklerde testisler dışarı alınıyor. Adamın elinde hiçbir şekilde ameliyat eldiveni dahi olmayan, sadece muayene eldiveniyle biz Türkiye'de kısırlaştırmalar yapıldığını biliyoruz. Türkiye'de buna dair, yani bu koalisyonun önerdiği şekilde hiçbir şekilde altyapı çalışması olmazken, belediye barınaklarına, devlet barınaklarına çok ciddi eksiklikler varken, bu koalisyon hiçbir şekilde yani Türkiye koşullarını göz önünde bulundurmadan son derece yerellikten uzak ve Türkiye'ye dair çok bilgileri olduğunu da zannetmiyoruz ama Neşe biraz önce bahsetti. Çok önemli bir şey aslında. Ben bir bakanlık toplantısındaydım. Bakanlığın taşra teşkilat toplantısında ve orada bakan yardımcısının genel müdür düzeyinde olan bir adamın, memurun diyelim, Neşe'nin bahsettiği bu koalisyonun çöp yönetimi konusunda, çöplerin işte yer altına indirilmesi gerektiği, hayvanların ulaşamaması bu çöplere ve bu şu demek oluyor: hayvanların açlıktan aynı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kırdırılması anlamına geliyor. Ve bunu ben bu 6-7 sene önceydi ve bu koalisyonun bugün İstanbul'da ilk gününde bu toplantının, konferansın bu dillendirildi büyük ihtimalle ve 6-7 sene önce bizzat bakan yardımcısı tarafından bize, bu STK'ları, hayvan hakları savunucularına bu dillendirilmişti. Yani şeyi görüyoruz burada. 2010 yılında bu 2004 senesinde, 2006 yılında 2004 senesinde kanunlaşan bu hayvanları koruma kanunu, şu anda mevcut olan, yürürlükte olan kanun uygulama yönetmeliği çıktı.
sanıyorum 2010 yılıydı ve bakan yardımcısı bunu dillendirdi bu şekilde olacağını. Yine uygulamalara baktığımızda sokakta hayvan beslemek çok çok zorlaştırıldı. Devlet idari para cezaları kesiyor. Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi kirlettiği gerekçesiyle birçok insana, birçok gönüllüye bugün ciddi para cezaları kesiyor. Ve şu anda devlet kanunu uygulamıyor. Çünkü kanun diyor ki, ben şahsen bunu savunmuyorum ama kanun dediği için söylüyorum. Çünkü savunulacak bir tarafı olduğunu çok düşünmüyorum. Beslenme odağı kurulması gerektiğini yerel yönetimlerce öngörüyor kanun. Ancak bugün belki ne kadar belediye varsa, büyükşehir ve ilçe belediyesi ve belde belediyesi, sadece %10'unun belki besleme odağı, yani hayvanları beslediğini söyleyebiliriz. Besleme odağını kurduğunu söyleyebiliriz. Ama burada vatandaşın, devletin yapması gereken şeyi, hayvanları beslemesi, yaşamını idame ettirmesi için katkıda bulunan insanların idari para cezalarıyla yıldırılması, tam da bugün Neşe'nin söylediği gibi biraz önce bu koalisyonun ciddi şekilde devletlere önerdiği öneriler arasında, tavsiyeler arasında yer aldığını görüyoruz ve birebir örtüşüyor. Kanun düzenlemeleri de incelediğimizde gerçekten çok ciddi bir şey var. Endişelerimiz ortaya çıkıyor. Çünkü 2010 yılında Orman Kanunu değiştirildi. 2014 yılında Mera Kanunu değiştirildi. Bu kanunların uygulama yönetmelikleri değiştirildi. Biraz önce bahsettiğim 5996 sayılı kanun 2010 yılında yürürlüğe girdi. Ve bütün bu mevzuat değişikliklerini göz önünde bulundurduğumuzda bu koalisyonun devletlere ve sadece Türkiye'ye de önermiyor. Birçok Avrupa ülkesine ve Türkiye gibi 3. dünya ülkesine önerdiği şeyler var. Bu önerilerle birebir örtüştüğünü görüyoruz ve gerçekten endişe verici bir durum. Ve sadece ötenazi değil, bugün biliyorsun başka programlarda da bahsetmiştik. Deney şu anda sokak hayvanları üzerinde meşru kılınmış durumda. Bakanlığın özel izniyle deneyin sokak hayvanlarının da deneye gönderilebileceğini öne açıldı. Tabii burada hemen söyleyeyim, bir hayvan özgürlükçüsü olarak hiçbir hayvanın kesinlikle deneylerde kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bugün bakanlık verilerine baktığımızda yılda binlerce hayvanın, binlerce farenin, binlerce tavşanın, binlerce kuşun, binlerce memeli hayvanın ve son verilere göre kedi ve köpeklerin de deneylerde kullanıldığını öğrendik biz. İşin çok fazla boyutu var aslında ve bu boyutların neredeyse tamamında en savunmasız olanlar, hayvanlar zarar görüyor. Önemli bir noktaya da vurgu yapmıştı Neşe, belki de bu konferans ve İstanbul çakışması, hem Pendik hem Kısırkaya, iki tane dev hayvan barınağı ama sizlerin toplama kampı demeyi tercih ettiniz. Merkez kuruluyor İstanbul'a. İstanbul'da sokak hayvanlarını çok fazla seven insanda, çok safiyane duygularla seven insanlar olduğunu da biliyoruz. Bu önümüzdeki günlerin gündemi olmayı da sürdürecek galiba. O zamanlarda da, başka zamanlarda da konuşuyor olacağız sizlerle. Süremizin sonuna geldik bugünlük çünkü. Bir duyuru yapabilirsem, 19 Mart 2015'te İBB'nin Kısırkaya'da inşa ettiği ve açmak üzere olduğu Kısırkaya Toplama Kampı'nın ilk duruşması görülecek İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde. 19 Mart 2015'te saat 9.30'da İstanbul 6. İdare Mahkemesi. Tüm duyarlı hukukçuları, odaları, meslek örgütlerini ve hayvan hakları kuruluşlarını bekliyoruz. Çünkü senin de ifade ettiğin gibi bunun bir toplama kampı olacağını, bir tecrit merkezi olacağını düşünüyoruz. Ve karşı çıkıyoruz. Hukuki mücadeleyi de aynı zamanda yürütüyoruz. Davada itiraz neye peki? Onu da bir cümleyle rica edelim. Davadaki itirazımız şu. Kısırkaya'daki toplama kampının arazi seçimi hiçbir şekilde hayvanların korumasına dair uygulama yönetmeliğindeki arazi seçimi kriterlerine uymuyor. Bu toplama kampının baştan hiç yapılamaması gerekiyordu. Ama şu anda inşaat bitmiş durumda. Hukuk Türkiye'de yok çünkü, biliyorsun. İdari yargıya yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açmıştık. Bunun ilk duruşması görülecek. Uygulamaya girmemesini istiyoruz, evet. Aslında. Açılmamasını istiyoruz. Dolayısıyla. İnşaat tamamlandı ama en azından çalışmasın, uygulamaya fiilen geçmesin. Fiilen açılmış durumda aslında şu anda diyebiliriz. Neşe Akbaş ve Burak Özgünler, çok teşekkür ediyoruz. Yeryüzü Derneği'nden iki konuğumuz vardı bugün. Sağ olun. Yeryüzünün Özgürlük Derneği'nden, çok özür dilerim. Evet değerli izleyenler, Yeşil Bülten'in sonuna geliyoruz. Bugün AYKEM Köpek Nüfus Yönetim Konferansı'nın gerçekleşti İstanbul'da, bir de protesto gerçekleşti. Hayvan hakları savunucuları ve hayvan özgürlükçüleri gerçekleştirdi bu protestoyu ve hem bu konferansa hem de hayvanları sokaklardan, insani yaşam alanlarından koparıp farklı alanlara tecrit edecek ve belki ölümleriyle sonuçlanacak uygulamalara karşı çıkıyorlar.
Bunları konuştuk. Yeşil Bülten'in sonuna geldik. Yarın 15.30'da başlayacak Yeşil Bülten, hatırlatalım. İmece'de bugünse devam ediyor. 16'da Mercek Altı var. 17'de de biz tekrar karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle.